Merhaba arkadaşlar, ben Murat. Bugün karşınızda Space Engineers'ın yeni ilk bölümünün Agalar özel versiyonu ile beraberim. Bugünkü konuk agamız olan Max Marin kendisi artık Şemistan'ın yerine geldi diyebiliriz. Space Engineers'a IQ'su yetmez diye daha zeki bir tanıdığımızı, eşimizi, dostumuzu çağırdık. Evet. Hoş geldin amına koyayım, bir şey desene. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ben devam edeceğim sandım. Yok, benim de yetmedi. Hearts of Iron'daki yüksek başarılarından dolayı seni daha şey bir oyuna, farklı bir oyuna çağırmış bulunuyoruz. Vallahi elimden geldiği kadar hızlı öğrenmeye çalıştım. İnşallah kendi uzay gemimi yapacağım. Kendisi Hearts of Iron'da 8000 saatiyle bizi sikiyor ama buraya geldi mesela, getir götürümü yapıyor Space Engineers'da. Hayat işte arkadaşlar, yani usta ne oldum değil. Aynen, usta çıraktı, kalfa oldu, yeni çırak burada görüyorsunuz. Her zaman bütün oyunlarımızdaki boş adam. Merhabalar efendim. Enes Bey hoş geldiniz öncelikle. Oyuna başlar başlamaz kendine bir customization yapmış. Siktir boktan bir başlık takmış. Direkt ilk iş yani. Hani bu oyun ne oyunu daha demeden hemen bir gülen surat. Dikkat dağıtıcı, fosforlu. Önce bir karakteri yapalım. Aynen, Tayland balığı gibi geziyor uzayda amına koyayım. Ya bu, şimdi... Bak bu oyunu kaç yıldır oynuyorum ben, üzerime bak. Aynı bak. Oyun ilk çıktığında da bu vardı. Hala bu var. Şu tipine bak. Bu adam da aynı. Ya şimdi şöyle... Merhaba Enes'cim öncelikle. Şimdi hocam ben kalfaydım. Ne zaman çırak kalfaydın? Düştüm. Emirli bir evrende. Evet. Paralel evrende kalfaydım. Tabii. Şimdi Enes Bey gelip 3 günde 20 saat oynadığı için tekrardan... uzay gemi yapamadım ama kendi kar küreğimi yaptım yani. Kar küreği ben hareket etmiyor ama inşallah devrim arabaları olsun. Gibi onun motorunu yapacak Enes Bey'e çalıştıracak. Benzin koymayı unutmuşuz. Tabii ama sende motor da yok direkt. İtici de yok. Olsun. Ama çok üzgün. Çok üzgün, morali bozuk. Yani bir elementi bulamadık. Şimdi arkadaşlar Space Engineers'ın ne olduğuna dair hiç anlatamayacağız. Gerek yok. Bilenler bilmeyenlere anlatsın. Uzaydayız. Bütün burada gezegenleri görüyorsunuz. Bunların hepsi güneş sistemimizin bir çakması gibi bir sistemdeyiz şu an. Ay'dayız biz. Dünyada başlayıp birbirimizi bulamadığımız için Ay'da başlıyoruz. Bu gördüğünüz bize oyunun başında verdiği araçlar. Bunları yakacağız, yıkacağız, yok edeceğiz. Burayı tamamen bir endüstriyel tesis, bir kompleks. Bütün Ay'ı sömüreceğiz. Ondan sonra dünyayı yiyeceğiz. Diğer gezegenleri de sıra sıra yiyeceğiz. Sikeceğiz silahlar, savaşlar, bir şeyler falan filan derken... Zevkten 4 kişi olacağız inşallah. Evet. İnşallah hocam. O zaman i̇nşallah. Başlayalım. Bu aracı yok ederek başlayalım. Bu Enes'in arabaydı. Geçmiş olsun. Aynen. Bu arada bu senin arabaydı. Ha siktir ya. Yapacak bir şey yok. Giriştik artık. Hepsini doğruyoruz hocam. Hepsini doğruyoruz. Şimdi şey diyebilirler. Yiğit'in araba nerede diyebilirler. Yedik onu biz arkadaşlar. O daha gelmeden yendi, pay edildi. Kendisi bu araçla 20 kilometre yol kat etmeye cesaret edemediği için aracını yok edip cebine alıp aracı geldi buraya. Bu arada ben de buraya meteor gibi çarptım. Murat da tabii öyle. Ben 300 kilometre hızla çakıldım ama sektim sonra. Yer çekimi az olduğu için yerden sekip devam ettim. Ya normalde burası da diğer yerler gibi tepeydi. Çakıldıktan sonra bozuk oldu. Şu krateri diyorsun değil mi? Nerede? Evet, evet. Ha, şu krateri ben açtım, evet. Bu arada mümkün ha. Büyük gemi yaparsak böyle dev krater ha. Açabiliriz. Evet, ateş gücü de etki ediyormuş. Silah da etki ediyor aynen. Evet. Diğer aracı arkadaşlar parçalamıyoruz ha. Dikkat edelim ona. Tamam hocam. Aman diyeyim, gaza gelmeyelim. Ya ölürüz çünkü. Ölürüz. Uzaydayız. Direkt solar panel kurarak bir enerji ihtiyacımızı karşılayacağız. Bir ondan sonra olması şart. Tabii çünkü hidrojenle şeyle çalışıyor. Buzu hidrojen ve oksijene ayırıyoruz. Daha sonra bunu bir hidrojen motoruna koyuyoruz. Hocam çok pardon. Bunu hidrojen motoruna koyuyoruz ama o parçalayıcının hidrojene ve oksijene çevrilmesi için elektrik gerekiyor. O yüzden sike sike bir şey şart. Ne denir ona? Benim envanter doldu, devam edin. Bak boş şu başını görüyor musun? Boş herif. Full benim de. Aha! Lan! Sonsuzluğa düştü çelik plaka. Bug'a nasıl? Girdi. Yiğit'cim. Şimdi ben sana iş vereceğim, gel canım. Buraya gel. F'ye bas. Evet. Bastın mı? Bak sağ tarafta server yok, o değil. Onu öğretti bana. Ha, show connected inventories şeyini öğretti mi peki? Enes öyle bir şey öğretmiyor. Bak şimdi. İyi lan. Bak ekranında
En sağda survival kit ve envanter yeri var ya. Evet. Onun üzerinde kafa var. Evet. Kafanın sağındakine tıklıyorsun. Artık bu tesisteki... Soldaki kafa mı, sağdaki kafa mı? Sağdaki kafanın sağındakine tıklıyorsun. Tamam. Ona tıkladın mı artık burada buna bağlı olan, bu tesise bağlı olan bütün envanterleri görüyorsun. Oraya geliyorsun hocam. Kokpit. Kokpitin içine envanterinde ne var ne yok at. Atamadık. Olmuyormuş buradan. Tamam, güzel. Gel buraya. Kokpiti ama onu öğrendin. Kokpite gel. İçeri gir. Evet. Envantere tıkla. Ondan sonra... Giriş reddedildi. Ben verdim sana yetki ya, niye? Gruplar. Evet, bende de öyle. Allah Allah. Kokpiti de açman lazım. Ha, evet, tamam. Grubumla paylaş. Girin abi. Envanterinde tamam. Ne var ne yok oraya bırakacaksın. Kokpitin içine bırak. Efe bas gir. Bak ben girdim. Adam girdi bak. Ben bırakıyorum. Bıraktım abi. Bıraktım. Ha buradan direkt şeyle bıraktım. Bırakılıyormuş aynen. Bir dakika lan, biz ikimiz aynı anda mı şeydeyiz? Yok, girmeden de bırakılıyormuş. Lan fazla bir şey bırakmayayım. Her şeyi bırak, bir bakalım envanterimizi çıkaralım ne var ne yok. Valla bende bayağı bir şey varmış. Evet, kaynak. Ne var ne yok salın abi oraya. Saldık. Her şeyi saldık hocam. Şimdi envanterin bomboş değil mi Yiğit'cim? Öğütücü falan kaldı yani. Tamam. Bende al... bir oksijen tüpü var ağam. Bir onu onu hocam. Bırakma abi lütfen, olursun. Yiğit'cim. Sayın Kalfa, buz kazın. Çırağım ben lütfen. Tamam işte, Kalfa'ya seslendim, sana Yiğit dedim. Ha. Buz kazalım. Evet. Kalfa Bey buyurun. Gel benimle. Gel benimle. Öğretsin o sana. Hadi bakayım. Haydi aslanlar. Haydi aslanlar. Çok uzaklaşmadınız mı buz kazmak için? Burayı ya. Şimdi hocam endüstriyel yayılım alanından uzağız. Hmm. Haydi bismillah. Burası. Şimdi ben buraya tesisatı ufaktan dizmeye başlıyorum hocam. Neredesin lan? Aşağı yukarı bir 30 ton stoklayalım diyorum. Onun ardından taşa geçelim. Çok hızlı güneş paneli yapıştıracağım. Ya bir de bizim şu matkapları bir iki level yaparsak. Onu ben, o bende, o bende. Vallahi hocam. Onu ben çözeceğim. Çok çok erken olabilen bir şey. Bir montajcı lazım sadece. İşte montajcı bir gelirse. İnşallah bir elektrik olursa. Bunların hepsi şey yapılacak. Taştan da bu yapabiliriz aslında. Ne? Taşın içindeki madenlerden doluyor ya. Montajcı mı? Yaparız. Yaparız. Yaparız da elektrik yapalım önce bir. Götümle mi çalıştıracağım onu? Montaj doğru, onun için de elektrik lazım. Hocam kule geliyor, kule geliyor. Çelik plaka bitmiş. Ananı sikeyim. Ne yaptınız? Depo dolu bu arada. Depo inşa etmen lazım. Depo nasıl dolu lan? Yani dolacak. Çok tutmaz burası bizi. Ha, bir on, 12. Totalde totalde 12K daha buz çıkarın, sonra yetiyor orası. Hocam kule başladı. Hep dışarı atmışsın. O yapıyor öyle. 10K daha ekledim. Dışarıya mı atmışım? Evet. Ya Kalfa Bey, kendi buz kütlenizle ilgilenir misiniz ya? Yakışmıyor yani. Sen kaç K daha ekledin Yiğit'cim? 11K. Totalde 11 mi koydun? Tamam yeter, daha buz kazmayın, yer kalmadı orada. Tamam. Şimdi taşa geçiyoruz. Taşa mı geçiyoruz? Tabii. Kalan buzu da ekledim oraya. 23K orada buz var totalde. Taş yapalım hocam. Bende de buz var. Koyabildiğini koy, sığmayanı kokpite koy. Ne gerekiyordu şimdi bu solar panel için? Güneş paneli. Taşa gidelim biz. Gel gel. Çok uzaklaşmaya gerek yok burası. 4 tane yapsak. Solar hücre 8. 16, 24, 38 kere 4, 32 de mi lan? 32 evet. Tane alalım.
Ya oyunun temel mantığı bence çok iyi. Yani ilk başta hani böyle elinde bir matkap ama sonrasında bir uzay gemisi. Oradan hatta dünyaları yiyen bir tabii. uzay gemisi. İnanılmaz bir mekanik. Oyun muazzam. Oyunu beğenmeyen herkesin amına koyayım diyebileceğim kadar bana güven veriyor muazzamlığıyla. Son derece cüretkar konuşturma hakkını veriyor insana bu oyun. 6 yıl önce falan oynamıştım arkadaşlar ben ilk. 6 yıl önce de dehşete düşmüştük bu oyun ne kadar güzel diye. O zaman çığır açan bir oyunken şu an artık çığır açmıyor. Benim anlamadığım şey bu oyun hala neden betada? Yani ben bazı çocuklardan daha yaşlı şu an konuşmayı bilen pek çok çocuktan daha yaşlı. Evet. Maxmanen hocam ben buradan vuruyorum sen topla. Üstüne yığıyorum hocam. Yok hocam. Bunu ben de yapıyordum da başım döndü. Bir şey yok bir şey yok. Hidrojenle arkadaşlar oynamak isteyen varsa aranızda şu taktiği vereyim. Hatta sen bir göstersene. Taktiğimiz şudur. Hidrojen açıyorsunuz, uçmaya başlıyorsunuz. Olmadı. Ama yapamadım. Bir saniye dur. Teğet geçti. Dur şöyle teğet bir delik geçti. Açalım orada yap. Böyle bir deliğe tamam, giriyorsunuz. Ben şu an yapıyorum. Dur bakayım. Dur bekle. Sıfırdan yapacaksın. Şu dibe geçti be şuraya. İleri. Geç oraya. İlerle biraz daha. İlerle. Lan ilerle geri gelme. Lan ilerle. Oğlum şuraya gir lan işte. Yap şimdi. Evet. Daha hızlı. Daha hızlı. Takla. Aynen. İşte bu. Yer. Gitti. Bozuldu. Bozuldu. Öyle oluyor. O çok hızlı bir şekilde kazmanıza sebep oluyor. Ama bir tık daha hani konvansiyonel. Kontrollü. Aynen. Kontrollü. Öyle yaptınız mı bitiyor hocam. Dur bakayım Yiğit ne yapıyor? Nerede Yiğit? Yiğit nerede? Neredesin lan? Matkabı bitti galiba. Öyle bir ses geldi ki. Hocam ben kendi deliğimdeyim şu an. bu oyunda özel bir odan olacak. Mutlu olabilirsin. Makam deliğimdeyim ben. Buyur gel. Sana ben makam kabini yapacağım dev gibi. Mutlu ol sen yeter. Eyvallah. Yeter ki çalış amına koyayım. Hocam bu çalışıyor mu bu dalga? Çalışmıyor. Külçeleri buradan çalıştırmamız lazım. Emir vermemişiz. Tamam şimdi. Ya Murat'ım şey diyeceğim. Oyun güzel de. Ben şimdi sizde girmeden dedim biraz bakayım da. Murat abi GF yoğun tepki karşısında kalmayayım. Evet lütfen. Aşağılanmayayım. Lan bir açtım tek Türkçe kaynak sensin. Öyle mi? 7 yıl önce. Harbi yok mi? Yok abi yok. Yok hiç oynayan yok. Hani çok izlenmiş yok. Çok güzel oyun abi. Bunu oynamayanlar maldır. Bir sensin yani. Ya Türkçe olarak içeri ya böyle güzel oyunlar var ama mesela yani bayağı öncü bir oyun aslında. Dyson Sphere programın hallicesi, FPS'inin güzel hali. Yıldızlar arası var mı acaba? Başka bir yıldız yok henüz galiba oyunda. Bu yıldan hala gelmediyse daha da gelmez diye düşünüyorum. Uzaylılar var ama ya arada geliyorlar böyle bir selam veriyor. Bana bir ara sıktılar daha önce tacize uğradım. Geldiler böyle. Kurşunladılar gittiler. Onlarla ama onların üstleri falan da var. Bazen haritada gösteriyor. Uzayda süzülürken gemileriyle geçiyorlar. Onların hepsinin annesini sikeceğiz. Hiç savaş sıkıntı yok. Savaş gemisi yapmak lazım sonuçta. Onu da yapacağız. Önce bir maden gemimizi yapalım. Kendi gezegenimize bir hükmedelim. Onu da yapacağız. Neredeyim ben? Güzel. Enerjim bitiyor. Enerji şimdi hocam bu. Biz tip 1 uygarlık mıyız şu an? Biz tip 0'ız şu an. Kendine bile hakim değil yani. Baksana kendimize hakim değiliz. Sen biraz sonra bizim içimizde kargaşa çıkaracaksın. Çünkü başka sen mi? Daha enerjiyi elde etmeden kendine oda yapmaya çalışacaksın. Kavga çıkacak. Doğru. Bunun başka böyle bir huyu var. Köy kuruyoruz şeyde. Minecraft tek gitti. Murat Craft'ta Yogbox gibi Yogbox benzeri bir mod var. Köy kuruyoruz. Köylüler yiyecek yemeği yok. Yatacak evleri yok. Bu makam evi yapıyor kendine. Bir de özeniyor beziniyor içine avukat Yiğit Arda Öztürk falan detaylı hani çok eğleniyor yani. Köylüler ateşe vermiyor mu bunun evini? Millet ağaç. Sonra yorumlarda şey yazıyorlar Enes. Çok güzel olmuş tam bizim için itibardan tasarruf olmaz. Murat'ı hiç sevmiyorlar. İtibardan tasarruf olmaz. Gayet istiyor yani kitle istiyor benim. Abi cahil toplumu alıyor yanına. Cahil kalıyorlar hep beraber aç kalıyorlar. Cahillerle burada iş yapıyoruz. Bizim amacımız toplumumuzu bu cahillerden korumak. Arasında biliyorum o toplumun arasında mutlaka cahil olmayan daha iyisini hak ettiğini düşünen insanlarımız da var ama ne yapacaksın işte. Ne yapacaksın?
Ne istiyormuş solar panel? Bunların hepsi tamam. Bilgisayar tamam mı? Bilgisayar tamam değil. Bilgisayar da edinelim hemen. Ben size elektriği getireceğim. Ben isterseniz bir keşfe çıkayım abi. Ne keşfi? Doğal kaynak keşfi. Bence taşla devam et. Taş da lazım. Şimdi bizim kafamızı karıştırma. Taş diye ağlayacağız sonra. Kiriş. Kiriş var mı? Kiriş var mı kiriş? Kokpitte kiriş yok. Hemen üretirsin. Ben 8K'ya yakın getirdiğimizi düşünüyorum ya. Daha da fazla gitti gerçi. Daha fazla herhalde. Enes'cim şimdi ben usta olarak ihtiyaçları belirtiyorum. Siktir git taş getir. Getiriyoruz zaten aa. Daha çok getir. Siktirme doğal kaynağını kuruduk. Bunlar tamam. Hocam geliyor. Solar panel geliyor. Geliyor solar panel. Elektrik gelecek. Hadi lan. Aha. Hadi. Gökler verdi, gökler aldı. Biz geçen bir videosuz oynadık Enes'le. Öyle bir noktadayız ki güneş asla doğmuyor. Evet. Kaynak çok diye gelmişiz oraya. Şimdi hidrojen motoru için de mutlaka minicik bir elektrik olması gerektiği için hidrojeni oksijene çevirme motoru için minicik bir şey kaynak olması gerektiğinden yarrağı yedik biz. Elektrik yok. Ben anasının amına gittim. Ta öteki diyarlara gittim. Orada elektrik sistemi kurdum. Sonra orada hidrojen motoru çalıştıracak pili yaptım. Allah'ım olmuyor. Abi olmuyor. Asla başarıya ulaşamıyoruz. Aşağı yukarı 1,5 saat ben git gel yapıyorum. Bu da burada taş kazıyor amına koyayım. 1,5 saat taş kazıyor. Biraz daha solar panel lazım. Dikkatim dağıldı. Yetiyor mu? İşin yetiyor. Sonunda Cem Yılmaz aklımıza geldi. Vizontele. Vizontele. Elektrik geldi. Coştuk amına koyayım. Şu kuleydi ya. Doğru. En son her şey başarısızlıkla sonuçlanınca kule böyle anasının amı gibi ama. Uzaya gidiyor kule. Onu ben yaptık. Spaceport bildiği. Yalnız bu güneş batıyor mu ya? 2 saatte bir gün dönümü ona göre. Gün dönümü ama şimdi kutup da farklı olmalı ya. Ama yok güneş vuruyor şu an tamam. Az da olsa vuruyor da yer yok. Nerede yer yok? Kitle kalmadı yer. Ha. Yok gerçi varmış. Yok o da bitti. Yok hayır yok. O yavaş yavaş olacak. Şu ben an solar panel üretiyor. Abi. Sen ara kaynak arayasın mı var senin ara? Ben istiyorum ben. Platinum istiyorum. Aldınız. Hocam ikinci solar paneli yaptık. Destur. Üçüncüyü yaptık. Dördüncüyü de aha dördüncü de hazırmış zaten. Kiriş lazım. Kiriş nerede? Yapma daha onu. 30 tane kiriş yap. Ah, platinle başlayabilirsin bu arada. Platinle altın bul. İşaretle direkt. İniyoruz ha. Var mı bir gelişme? Pek verimsiz bir coğrafyaya bayrak. Bakıyoruz ama. Ne oldu? Ha bu. Yok. Tamam 4 tane solar panel tamam elektrik var artık. Artık göt rahatta. Şimdi ne yapacağız? Platformu biraz büyütelim. Yiğit hocam neredesiniz? Hocam taş kazıyor. Çok güzel hocam. İtibar dolu bir oyun olacak senin için. Öyle mi diyorsun? Tabii ki. Çok mutlu olacaksın. Devasa istasyonumuz olacak. Devasa istasyon, devasa bir gemi, çok devasa ama yani hani dillere destan, kimsenin görmediği kadar büyük bir gemi, her yer ışık, tamamıyla itibar. Şeydim bir yerden sonra böyle Palpatine gibi do it. İzlemedim ama komik amına koyayım belli. Çok güzel ya. Hocam ben kayboldum. Potta işaretlidir ya. Bunlar oluyor. Onun podu işaretli değildir. Benim podum onda işaretli değildir. Hocam neredesin?
Kule göremiyor musun? Gördüm gördüm gördüm. Tamam. Sen buraya bir geçerli konumdan işaretle. Sen buraya işaretle burayı. Bir konum olarak işaretle GPS'ten. Hemen hemen hemen. 72. Taş. Taş varsa koy pişirsin. Aga mekanı. Tamam işaretledim. Şimdi bu üssü, üsün büyüklüğü idare etmez. Şuraya bir posta daha vuralım. Buz lazım mı? Buz mu? Yer varsa koy, yoksa kokpite atabilirsin hocam kalanları. Tamam, taş koydum 13K. Güzel, çok tamam. Güzel. Magnezyum ve nikele ulaştık ve silikon da. Silikon, magnezyum çok mühim değil de nikel. Tamam. Nikel, silikon ve magnezyum. İşaretleyelim hocam. Yakında olmaması çok üzücü. Nikel mi dedim ben? Nikel dedin demin. Nikel dedim, tamam. Ben sizlere özelden attım. Silikon, magnezyum. Güneş çok uzak değil ya. 600 mi metre? İyi yakınmış. Güneş çok iddialı batıyor. Hızlıca H2O jeneratörü yapıyorum. O ne? Enerji şeyi işte. Yok yok. Meteor geliyor ağam. Yok hiçbir şey olmaz. Ağam kafanızı bir yukarı kaldırın. Nerede oğlum meteor? Yukarı kaldırın kafanızı. Ananı ama bu ne, ilk defa görüyorum. Allah. Has siktir. Has siktir. Aha meteor düştü lan. Ananı evet. Sikeyim. Hocam. Oğlum hocam onda uranyum vardır ha meteorda. Bakalım. Ben tamamım. Ben gidiyorum. Bak bakayım mı? Düşen yerlere bir bakın. Meteora mı gidiyorsun sen? Buraya ne düştü? Meteora baktım. Kara buraya taş değil mi? Yiğit mi kazdı yoksa meteor mu düştü buraya? Hocam geliyorum. Neredesin bir saniye. Bu kesin uranyum olmalı ya. Aha uranyum. Uranyum geldi. Uranyum geldi. Hey. Hey. İşaretleyin o düşen meteorlara. Onların hepsi uranyumdur. Ağam buraya bir krater oluştu ama bu krater hep var mıydı yoksa Yiğit mi kazdı? Nerede lan? Yok ben kazmadım. Tam bura. Bura hep vardı galiba. Ha bu geldiğimizde de vardı ya oğlum. Güldük ya buna amına koyayım. Yaşlı herif. Ben onu Yiğit kazdı zannettim. Diğerlerini de bulalım mı ağam? Hocam onları vallahi bul ya. Ama nereye düştüler ki? Çok random attı onu ya. O tarafa gitti. Aynen. O aktığı tarafa gitti. Hepsi oraya gitti. Aktığı taraf. Oraya tamam. Aktı oraya. Yiğit de gördü aktığı yönü. Aynen aynen. O önemli aynen. Onlar. Hidrojen. Ha daha motorunu açamıyoruz. Tamam peki. Ne istiyor bu aga? Motor, çok çelik tüp. Ya. Çok random atmış. Çok anlaki. Ben çelik takip tüp. Edemedim. Korktum çünkü. Niye korkuyorsun? Ne olabilir? Ölsen yeniden doğarsın. Yok oldu. Uranyum yok mu oldu? Evet. Hayır ya. Hayır tamam, lan yok. Orada işte salak yok, ne korkutuyorsun. Tamam. Tamam. Nasıl yok olsun ya? Şuradaydı sandım da. Allah çarptık. Yiğitçim buz alır mısın şeyden? Envanterden buzu alıp şunun içine koyar mısın? Çok hızlı çalışsın bu. Başına bir aksilik tamam. Gelmeden. Tamam şimdi hidrojen motoruna geçiyoruz arkadaşlar. Destur. Aynen. Aynen. Ne diyor? Güç hücresi. Ha siktir. Ne lazım abi? Kobalt galiba. Güç hücresi için mi? İnşaat bileşeni. Genel olarak kobalt da lazım mı bize? Tabii lazım tabii. Acilen montajcı yapmamız lazım güneş gitmeden. Meteorları bulamadım ama galiba doğal kaynak bulacağım şimdi. Ne diyordu lan bu? İnşaat bileşeni. İnşaat bileşeni burada. Lan harbi bir tane bile meteor yok ha. Bir bizim oraya düşen var. O iyi oldu abi. Çok büyük şans bu. Oradan herhalde bir çıkar en az 20 ton uranyum. Onu kullanırız. Reaktör yaparız belki. Amına bile koyarız. Nükleer reaktörle çalışacak gemimiz olur. Ama uranyum kaynağını bizim garantiye almamız lazım ya. Oradan çıkan yetmez.
Depo yapın abi. Ondan sonra biz bu girişiriz. Pay ederiz onu. Yapacağım, yapacağım. Herkes rahat olsun. Aa, bu işleri çözüyor. Adam yiyor ama çalışıyor. Vallahi yani. Vallahi çalışıyor oğlum, adam eşek gibi çalışıyor. Bilgisayar lazım acil bana. Çok acil bilgisayar. Montajda da olduktan sonra sıçacağız, ortalığın ağzına sıçacağız. Aa, çok verimsiz bir yer burası. Taş varsa arkadaşlar. Taş, taş fena olmaz. Hemen hocam hallediyorum. Ben geleyim mi, aramaya devam edeyim mi bir şeyler? Sen bir platin bul ya. Platinle altın bul. Bilgisayar yetmedi ananın amı ya. Tamam, montajcı çalış. Çalış, ne yap? Ne yap? Ne yap? Güç hücresi. Yap amına koyayım. Ne varsa bunlardan vereceğiz şimdi arkadaşlar. Burada ham maddelerimiz işleniyor. Taş gibi cevherler burada işleniyor. Daha sonra bu işlenen cevherler montajcıda şey gibi, Dyson küresi diyeceğim, oynamamışsınızdır büyük ihtimalle. Çoğunluğun oynamadığı bir oyun. Ney gibi, neyden örnek verebiliriz Yiğit ya? Minecraft'tan örnek verebilir miyiz? Veremeyiz. Veremeyiz. Aha, yaptım. Hidrojen motorunu yaptım, tamam. Şimdi acil konveyör. Konveyör lan. Konveyör niye? Aa, konveyör yok. Aa, nikel kaynağı da buldum ama zaten onu bulmuştum ama ben gene de işaretliyorum. Ne olur ne olmaz. İşaretle. Sende konveyör açık mı? Baksana be. Onun için kaynak lazım değil mi açmak için? Hangi kaynak lan o? Bilmiyorum da şey... Lazım diye biliyorum ben onda. Bende de açık değil, hayır. Ha siktir ya. Onu açmamız lazım şu an. Gidiyor. Nasıl yani? Güneş gidiyor. Ben görüyorum şu an, güneş gidiyor. Güneş gidiyor. Güneş gidiyor, güneş. Vallahi güneş gidiyor. Acil açmamız lazım bir şey. Nikel. Aa, siz attığım konuma gidin, hemen bir kaynak bulun. Şey, Discord'dan mı attın? Discord'dan attım. Bir bakın ona. Ya ben nikel ya kobalt herhalde. İkisi de var orada, yok. Magnezyum da var orada. Yok, ihtiyaç olan. Kobaltı bulduk mu? Yok, kobalt yok. Oğlum nasıl bir bereketsiz yer burası? Seninki gibi değil hiç ya. Ama şey, karlar eridiği zaman ortaya çıkar. Karlar erimez, yani kutuptayız amına koyayım. Yok hayır, yani biraz güneş vurduğu zaman yine değişiyor coğrafya bu arada. Buz eriyor mu buradaki bile? Ay'daki buz. Erimese bile bir yerden sonra arazi verimleşiyor. Dur bakayım. Hah, nikel. Nerede? 31 metre. Ananı sikeyim hadi. Yiğit, kobalt bul. Demir bul. Evet, daha demir bulamadık. Var. Ama kesin kobalt gerekiyor ona ya. Çünkü nikel var aslında bizim envanterimizde. Evet, kobalt çok kritik ya. Ben bir base'e bir dönüyorum ha. Orada bir enerjileneyim. Ben bulacağım sana. Tamam, nikeli aldım. Demir buldum galiba, dur, evet. Ondan topla abi, biraz envanterini. Demir yatağı da yakın bu. Aa, kobalt da buldum. Aa. Ulan tamam. Acaba depo mu yapmamız gerekiyor onu açmak için? Boş bir şeyle mi uğraşıyorum şu an? Bir depo yapsanıza. Base'e bir depo yapın. Ben gelmişken topluyorum. Kobalt, nikel ve demir kaynağı da buldum. Çok güzel, tamam. Konum. Atıyorum hemen. Nerede lan? Ha. Attım. Ben bir depo yapıyorum. Küçük, büyük, orta. Ne oldu? Ne oldu canım? Yok bir şey hocam. Ne oldu hocam? İyiyiz. Öldüm de. Cesedinden itemlerini alabiliyorsun. Ona koşuyorum. Ben bir base'e döneceğim. Orada bir enerjileneyim. Ben halledeceğim. Kobalt külçesi istiyor metal ızgara. Amına koyayım, sıçtık ya. Var ağam, bulduk onu. Evet de nerede attın konum? Yakın. Bir kilometre. Yakında arıyorum ben zaten. Çok uzaklaysam bulurdum daha rahat. Yine de yakalayamayacağız bence güneşi. Güneş gitti, güneş! Gitmiş ha, bile. Çakarın şuradan. Güneş gitmiş ya. Bakayım elektriğe. Ananı sikeyim ya. 500 watt. Şu anda çıkan 500 watt. Benim bilgisayarı açmaz. Ya diyorum ağam,
bir hayal projeniz mi olsa böyle atmosferi de delecek şekilde hani. Öyle mi diyorsun? Yani iş başa düştüyse ağanın eli öpülmez. Mecbur, ben gidiyorum agalar. Helal edin, hakkınızı helal edin. Nereye ya? Ben ayın... Ben kovat getiriyorum. Bu arada güneş temelli gidiyor ağa. Güneş her türlü gidiyor. Bu güneş... Amına koyayım ya. Ağam rüzgar tribünü diyeceğim ama o da tutmaz. Atmosfer yok. Keşke. Abi kazın taş. Öncelik kobalt mı nikel mi yoksa demir mi söyle. Öncelik kobalt. Ama onu da rafineride işleyebiliriz amına koyayım. Nasıl ya, bizim medeniyete ulaşmak için önce medeniyete ulaşmamız mı gerekiyor, ben anlamadım. Nasıl olacak şimdi? Dur bakayım, bir basit rafineriyi işletiriz büyük ihtimalle. Basit rafineri koydum bir tane. Tamam, bunu yapabiliriz. Motor, bilgisayar, inşaat bileşeni. Kobalt ya da demir ya da nikel. Kobalt getir, kobalt. İnşaat bileşeni, motor, bilgisayar. Amına koyayım, ne kadar zor durumdayım ya. Yani her şeyi bulduk aslında ağam. Sen kaynak söyle, kıyafi. Uranyum bile var ya. Şifa öyle diyorlar ağam. Elinize yüzünüze sürün. Depoyu yaptım. Metal ızgaramız varmış depoda. Ben malım. Sikim beni. Hani? Tamam, şimdi depoyu yaptığıma göre taşıyıcı açıldı, evet. Hayırlı olsun hocam. Falan... Ha getirdi, medeniyet getirdi ha. Aa, medeniyet getirdi. Vallahi çalışıyor amına koyayım adam ya. Kobalta ulaştık ha. İç plaka. İç plaka. Kobaltı doldur gel. Doldur kobaltı gel. Yiğit kardeşim ne yapıyorsun? Hocam benim vücut uçtu da onu kovalıyor. Hala mı uçuyor? Evet. Ne yaptın hocam sen? Çok girdik ya. Sen nereye gittin oğlum, bu hala uçuyor. Onun geldim. Oğlum, maşallah tamam, çok şey hallettim. İstiyormuş. Yaya mı gitti lan? Evet hocam, ne lazım? Hocam taş. Taş mı? Devam mı taş? Alabildiğine taş getir buraya. Tamam. Yığınla taş getir. Okey. Şimdi arkadaşlar, basic assembler'ımıza bunları koyduk. Burada küçük çelik tüp. Vur. Vur bunu. Vur bunu. Ver. 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 Ne diyor? Tamam. Oluyor. Oluyor. İç plaka. Ananı sikeyim. Bitmedi be. İç plaka. Vur amına koyayım. 100 tane vur. Bitecek. Bitecek. Aa, bize bir matkap. Aha! Yaptım. Elektrik var mı? Vallahi galiba yetişmiyor. Bakayım. Hidrojen motoru çalışmıyor arkadaşlar. Yarra yedik. Geçmiş olsun. Şimdi anasının amına kadar tırmanacağım ben. Mega proje başlıyor. Işıklı bir şey geldi. Yiğit mi geldi? Aynen. Taş attım mı? El olmasın da ha. Çalışsana amına koyayım. Bu ne? Bu ne? Yetersiz güç. Ha siktir ya. Ne oldu? Ya of. Başıma iş ya. Taş koydun mu oraya sen? Koydum. Tamam. Tamam. Bir kere koyup bırakma Yiğit. Oraya koydun taş bitiyor biraz sonra. Hani? Bitti bitiyor ha. Koy biraz da. Komutanım. Ha canım. Bana bak. Ha. O sikik sikik güler yüzle olmuyor iş. Açayım mı şeyi, kaskı? Açma açma. Bir daha ölmeni kaldıramayız. Tam Roblox adamları gibiyim ya. Hiç ciddiyet yok. Sıfır. Hadi babacım. Hadi babacım. Olacak. Aa, 10K kobaltla geliyorum. Gel. Gel, kulenin haline bak. Göklerden gelen bir mesaj var hocam burada.
Biraz fazla uzun olmuş. Allah! Abi. Ya yıkılıyor sandım, ben hareket ediyormuşum. Hocam anca güneşi gördük, daha devam. Daha devam, bu yetmez. Oğlum bu devrilir ya. Gerçi atmosfer yok, bir şey yok ama olsun. Refineri çalışıyor mu ha? Ne? Refineri çalışıyor mu? Çalışamıyor tabii ki de amına koyayım. Enerji mi var? Kobaltı attım ben oraya. Oğlum kaç metre? 400 metre yukarıdayım. Hala bir Burj Khalifa etmemişiz. Biz bundan üzeri çıkarız ya. Tek temel olması sıkıntı sadece. Bir de saplanmamış da, yere saplı da değil yani. Şimdi benim aklıma şey geldi, o meteorlardan çarparsa acaba? Gider, yarra yer. Oo çok büyük. Düşemiyorum, üstünden aşağı düşemiyorum bak. Bir süredir alçalıyorum. Atmosferden çıktı yani, ayın yer çekimine çıktın. Galiba çıktım çünkü bir blok bıraktım, uçmaya devam etti blok. Evet. Biraz sonra elektrik gelecek, hazır olun arkadaşlar. Ben ne lazım bize ha? Platinyum mu? Platinyumla altın şu an kritik. Arıyorum. Bu arada nikele de okeyiz ama neyse, yok taştan alırız nikeli. Hallederiz bir ara. Onun iki tane yatak buldum onunla alakalı, yakın yani. Yer çekiminden çıkmamış lan bu arada. Hayret. 300 metre. Gerçi ayın çok değil, çıkabilir. Birkaç, bir 30 blok daha koysam çıkarız bence. Şu an biz ayın karanlık yüzünde miyiz? Evet, dünyaya göre karanlık yüzündeyiz. Yiğitçim çekilir misin? Benim hemen yapmam lazım. Güneş gidiyor. Güneş gidiyor, güneş. Geldi, su içiyor burada 2 saattir amına koyayım. Dinlene dinlene su içiyor amına koyayım. Allah! Zamanla yarışıyorum. Medeniyetim bana bağlı. Hocam yer çekimi bayağı bir azalıyor. Bitmiyor ama. Gerçi yok lan, 0.25'ten 0.22. O kadar da azalmamış. Güneş nerede? Orada. O zaman bunu böyle koyalım. Silikon demiş miydim ben size? Silikon topraktan çokça çıkardık ama bulunsun. Bulunsun. Ben gene de bunu da bir kaydedim. Magnezyum silikon orada. Yan yana. Bulacağız abi. Yakında inşallah ona da ulaşacağız. Hala güneş var. Güzel. Bu arkada yoktur. Şöyle bunu buradan uzatabiliyor muyum acaba? Aha. Dengesi bozulup düşmez herhalde. Düşmez ya. Hadi bakalım. İnşallah. İnşallah yoktur öyle bir şey. İnşallah. Bu kadar gerçekçi fiziğe ihtiyaç duymuyorum. Düşerse bir de yok oluyor bunun şeyleri, hücreleri falan. Paramparça olur amına koyayım. Koydum. Fikret abi ikiliyi koyduk. Koyduk da ne oldu Asım bu ya? 5 lira veriyor, 10 yani... lira veriyor. Yani bu panel 5 kilovat verir, 10 kilovat verir. Dur bakalım. Çözüm değil. Platine ulaştık. Aha. Çok güzel haber. Ben direkt platini getiriyorum size. Getir getir. Getir. Ne oldu? Niye olmuyor? Güneş panelinde enerji gelmiyor abi. Neden? Allah Allah. Kapatıp açtım. Olmuyor. Kapatıp. Niye yok lan enerji? Hocam acaba tam görmüyor mu güneşi? Görüyor abi işte. Bak güneş orada amına koyayım. Hayır, az verir tam görmese. Açılı görse falan. Bu hiç görmüyor. Allah Allah. Ha? Yerin 50 metre altındaymış platin. Biraz uzun sürecek. Ama bu şekilde olmaz ki. Bu şekilde bir yere varamayız. Gerçekten çözüm bu mu acaba? Evet. Bakayım. Bu görüyor mu? Allah Allah, bu da görüyor abi güneşi. Amına koyayım ya. Çok mu uzak oldu? Ne oldu? Çok mu yüksek? Aga çözemedim. Sağ ol. Yarra yedik bu bölüm. Çok kritik bir şeyi çözemedin. Olmadı abi, daha ne yapayım ama aya çıktım. Güneş de alıyor. Aya çıktım diyorum. Aydan çıktım. Diğer yüze taşınıyoruz Enes. Siz galiba bir yani bir meteora gidişiniz var gibi. Abi ya, of. Niye böyle oldu ki? Taş kalmamış benim. Acaba range'inden çıkmış olabilir mi? Güneş alıyor ama range'ine mi yetmiyor?
Yok, güneşe alıyor ya. Güneş vuruyor, Güneş görüyoruz yani. alıyor da range'i mi yetmiyor acaba? Nasıl ne range? Neden yetmesin abi? Çok Allah. uzaklaştın ya jeneratörden. Ama var Ha. yani, şeye bağlı. Grid'de görünüyor yani. Biraz Allah Allah. Bir tık alta koyup dene ya bence. Zaten güneş tırmanıyor oraya doğru. Ben direkt size zaten platini getiririm. Magnezyumu da belki ya Yiğit'i yollarsın ya da ben altını ararım. Bilmiyorum nasıl yaparız. Bu adam daha ne yapsın ya? Olmadı hocam. Proje işe yaramadı. Nerede güneş? Burada. Gel abi. Hadi abi. Hadi abi. Yine sarı. Amına koyayım. Sıçtık. Ki biraz zamana ihtiyacı vardır. Yok öyle bir şey. Beyler sıçtık. Ya döngü var. Birazdan döngü gelir bence. Güneş gelir ya Aha, bir diğer şey tarafa. geldi aklıma. Vallahi çok zekiyim. Elektrik varken bol bol pil yaptım ben. Bu pilleri buraya koysam bunlar direkt enerjili başlıyor. Evet. Pil. Büyük bir pil koysam üstse, o zaman çalışır. Bu pilden enerji alır. Restore. 80 güç hücresi. Ay, yaptım mı acaba 80 tane? Ananı sikeyim. Kaç tane yaptım? Yapma be. Yapma be. 40 tane yapmışım ya. Küçük bir yapın ha. Küçük de yapılmıyor ki üstse. Direkt büyük yapılıyor. Amına koyayım ya. Son çarede yok ol. Dur bir deneyeyim. Ama bu havada falan duruyor bu. Bu olmaz ya. Bir pil yaptım ama. Pek güven ver. Hocam bu pil savruluyor. Pil yere düştü. Küçük blok yapın ha. Küçük bloğun üzerine koyun pili. Öyle bir şey olmaz. Küçük blok da koyduğun zaman zaten o da yuvarlanıyor. Büyük blok takılıyor sadece. Hayır. Bağlantılı olması gerekiyor mu? Evet. O yüzden Evet. olmuyor. Evet. Kaldık elektriksiz. Ağam kaynak söyle kaynakla çözelim. Direkt reaktörü yapmadık mı uranyum reaktörü? Uranyum kazmadık da, ama onu da nasıl yapacağız? Onun için gereken kaynaklar kesin zordur. Uranyum ha işte. Lan uranyum kazıyorum, buz çıkıyor ya. Bu ne lan? Kel koydum biraz kokpite. Hocam Taş uranyum koydum. kazılmıyor. Acaba kazmamız mı yetmiyor yoksa oraya maden mi kurmamız lazım? Yok, normal kazılır ama galiba kazma yetmiyor aga. Yok oluyor direkt. Ziyan... Ay yapma hocam. Evet, bunu bırakalım bu işi. Biz ziyan rayedik. Yedik. Resmen bir dakikayla falan kaçırdım ya. Bekleyeceğiz. O güneş nerede şimdi, bakayım bir. En tepeye ulaşmış hocam. Bu daha yükseliş şeyinde, trendinde amına koyayım. Bunun bir de inişi olacak. Ya neden böyle oldu? Ben mega bir proje yaptım ya. O zaman arkadaşlar, bu bölümün burada sonuna gelmek zorundayız. Enerji yok. Enerji olmadan daha ilerleyemeyiz. Full maden kazacağız. Bir sonraki gün dönümünde açarız kaydı. Buraya, aha bak, hala yükseliş trendinde hocam. Hocam bu ne zaman inecek? Ne zaman gün doğacak amına koyayım? Benim 470 480 metrelik kulemin oraya kadar yükseldi ya. Hala da yükseliyor. Allahsız köpek. Aha gitti. Vallahi gitti. O zaman bu bölümün sonuna geliyoruz arkadaşlar. Var mı bir diyeceğiniz? Valla A köye elektrik getiremedi seçimi kaybeder. Ya A daha ne yapsın ya? Hocam hayal kırıktı. Sen zaten ana muhalefet, amına koyup sus. Sen konuşma. Her yerde bir çıkıntı, her yerde bir iktidar Yani. mücadelesi. Yazıklar olsun. Enes'in kanalını koyuyorum açıklamaya.
Burada bulamadığınızı orada bulabilirsiniz. Daha başarılı orada. Rezil olduk amına koyayım. Şurada elektriğe getir. 3 tane eşek kadar adam. Biri avukat amına koyayım. Öteki sen ne okuyorsun lan? Vallahi ben okudum ya işte. İşsiz işsiz. Ne okudun? Sağlık okudum ben. Paramedik okudum. Tam var ya işsiz olmadık meslek okumuşsun ama. Tamam yani. Benim çünkü güzel çevremdeki yani işsizlerin yarısı paramedik okumuş. Ne kadar çok kişi okuyorsa Türkiye'de bu kadar ambulansçıya yer yok. Ama ilk başta öyle değildi ya. İlk başta bayağı vardı açık. İşte fırsatı gördün mü olmuyor. Herkes görmüş fırsatı. Herkes aynı fırsatı görmüş. Hadi gittik biz.